Evet, Roma'ya gittik. Roma'da bayağı fotoğrafımız var. Onun dışında... Burada Vatikan'a doğru gidiyoruz Özgür. Yani bütün Roma'da var fotoğraflarımız ama Vatikan'da özellikle bayağı çekiliyor. Burada trendeyiz. Havaalanından trenle geçiyoruz. Sen annene kulak, bana da ayak uzatmışsın. Burası Trevi Çeşmesi. Trevi Çeşmesi çok kalabalık. Turistler için Çeşmesi diye geçiyor. Arkanda turist olmadan fotoğraf çekilmen neredeyse imkansız. Sen de fotoğraflarımızı çekmiştin. Hatırlıyor musun? Evet, saçlar çok... Karmakarışık. Küçük bir meydan aslında. Ama çok güzel bir mimarisi var. Çok turist olduğu için fazla büyük bir yermiş gibi gözüküyor. Böyle hepimiz teker teker fotoğraf çekildik. Bu taşlar gerçek mi? Hayır. Evet, gerçekten. Şimdi haritadan nereye yürüyeceğimizi karar verdik. İtalya'da her yere yürüdük Özgür. Roma'da evet. İtalya. İspanyol merdivenleri. İspanyol merdivenlerine çok yakın bir yerde tiramisu yemiştik, hatırlıyor musun? Cafe Greco. Tiramisu ne? Tiramisu tatlı. Kahve içmiştik. Hatırlamıyorum. Barcelona şapkan acaba İtalyanları kızdırmış mıdır? Burası bizim otele yakın bir meydandı. Hep buradan geçip öğle merkeze doğru gidiyorduk. Çok şapmış gibi anlatıyorsun. Ara sokaklar bile, değil mi? Evet, tamam. Ara sokaklar da çok güzel. Otobüs de var tabii. Bak, üstte açık otobüslerle de gezebilirsin. Hı-hı. Ama otobüsler hala aynı yerde. Gece olmuş. Gece olmuş, hala aynı yerde. Ve Vatikan. Normalde çok uzun kuyruklar vardı Vatikan'a girmek için. Her tarafında sanat var çünkü. Çok büyük bir arşivleri var. Ama biz sırayı atlattık. Çünkü annemiz sayesinde. Evet, Seda bebek daha yeni doyurdu. Evet, Rüzgar annenin karnında şu anda. O yüzden güneşte bekletmeyelim dediler. En öne aldılar. Beleş uzun.
İtalya'da yiyecek ve oyuncak dükkanları da inanılmaz. Pinokyo'nun dükkanı burası mesela. Ve hemen yanında Pantheon. Seda'nın şapkası çok havalı değil mi? Pantheon'un önündeki meydan yine en kalabalık meydanlardan bir tanesiydi. Bütün sokakları ayrı restoranlara çıkıyor. Girişinde hafif bir sıra var. Çünkü içeride belli sayıda insanın olmasını istiyorlar. Wikipedia'da yaptığım araştırmaya göre en eski temple, tapınaklardan bir tanesi. Bugüne kadar tamamıyla korunmuş olanlar arasında tabii ki. Büyük bir yuvarlak alan ve tepesinde bir boşluk ve içeri sızan güneş ışığı. Bazı meşhurları buraya defnediyorlarmış. Belki de azizleri. Panoramik bir fotoğraf daha. Ve tepe. Kubbe. Sanatçı bir göz oyunu yapmış aslında. Her köşesinde çeşitli detaylar, gizemler. Ve şımarık biz. Yine bir dikil taş. Ve meydan. Yazı seviyorum ben. Yani kış da tabii ki güzel ama yazın insan gezerken, hele böyle güneşin yukarıda olduğu zamanlarda çok daha özgürmüş gibi hissediyorum. Şimdi Da Vinci Müzesi'ne geldik. Tabii Da Vinci bütün icatlarını inşa edememişti ama kağıt üzerinde olduğu için bütün mühendislik detaylarıyla beraber sonraki yıllarda orijinaline mümkün olduğunca sadık kalınarak yapılmaya çalışıldı. El yazı örneklerinden bir tanesi. Biliyorsunuz aynayla bakılınca okunabiliyor ancak. Machina per stampa. Bisiklet gibi. Bisiklet mi yoksa? Burada silah. Ve her tarafı aynayla çevrili olan bir alan. İçeride tek başlarındalar. Gemi, halı. Yine bir restoranda keyif çatarken. Bu sefer İspanyol merdivenlerin tepesinden birkaç fotoğraf. Zeda ve havalı şapkası. Özgür ve suyu. Ve dondurması. Roma'da en güzel olan şeylerden bir tanesi her tarafta halkın kullanımına açık çeşmeler olmasıydı. Bir adet su almanız yetiyor. Her tarafta doldura doldura tekrar tekrar içebiliyorsunuz. Yani suya çok para vermenize gerek yok. Bakın ufukta inşaatlar da var. Çünkü şehrin birçok yeri aslında tadilat da görüyor aynı zamanda.
Ama turistlerin gezmesini engelleyen bir durum yoktu ortada. Burası da taklit müzesi. Tom Cruise abi. Evet evet gel burada ünlülerle gideceğiz. Marlin Jean de buradaymış. Ne var? Elvis. Selfie mi çekiliyorum ben? Seni kameraya çekiyorum. Aa kamera. Bu kaptan C. Evet. Bir de kaptan C ikimiz var. Bu da çekeceğim. Çekeceğim. Brad Pitt. Özgür iyi eğlendi. Seda sayesinde çok yere gezebildik ve dönüş uçağında Seda'nın pastası geldi. Çünkü tam doğum günüydü. İyi ki doğdu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.